Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın karmaşık süpürme özelliklerini göreceğiz. Öncelikle kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada değişik kesitler tanımlanmış durumdadır. Create panel altından sweep komutunu çalıştırdığımızda süpürme diyalog kutusu açılır. Öncelikle bir kesit seçmem gerekiyor. Daha sonra bu kesitin izleyeceği yolu gösteriyorum. Type altında path dışında path and guide rail, path and guide surface diye iki seçenek yer alır. Path and guide rail seçtiğimde yol dışında bir de kılavuz eğri göstermem istenir. Kılavuz eğrim bu. Bakış açımızı değiştirelim. Dilerseniz ölçeklendirme her iki yönde yapılmakta. Sadece X yönünde ölçeklendirme yapılsın derseniz eğer Y ekseni etrafında ya da yönünde bir ölçeklendirme uygulanmaz. Lan zaten normal süpürme işlemiyle elde edeceğimiz sonuçtur. Her iki yön boyunca bir ölçeklendirme gerçekleşsin diyorum ve süpürme işlemini uyguluyorum. Yeniden süpürme komutuna girelim. Bu sefer burada bulunan kesitim otomatikman seçilmiş olur. Yol olarak buradaki eğriyi gösterelim ve yeniden yolla birlikte bir kılavuz eğri işaretleyeceğimi söyleyeyim. Buradaki eğriyi işaretliyorum. Okey ile bu kısmı da modele ekliyorum. Bu örnekte gördüğümüz gibi daha karmaşık süpürme işlemlerini Autodesk Inventor'ın sweep komutuyla gerçekleştirebiliriz.